Lütfen buyurun. Şimdi ben sizden bir şey isteyebilir miyim? Sizden bir şey isteyebilir miyim? Sizden bir şey isteyebilir miyim? Azıcık. Çok teşekkür ederim. Her birimize harika harika destek sloganları atıyorsunuz ama azıcık ben meramı anlatayım. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Gençler. Tamamdır. Tamamdır. O zaman siz bağırın, ben ineyim. Şimdi azıcık azıcık duruyoruz. Şimdi çok güzel bir slogan atılıyor dünden beri. Gençler atıyor. Türkiye nasıl bir durumdaysa dik dur eğilme, gençlik seninle. Diyarbakır'da da aynı, Urfa'da da aynı. Yaz, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu salonu şereflendiren başta siz gençler ve hanımlar, kadınlar olmak üzere. Şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Türkiye'de deseniz bir dakikacık, bir dakikacık sözümü bitireyim. Öyle olmaz ama. Şuradaki bu salonu şereflendiren başta sizler olmak üzere burada oturan arkadaşlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza da baktığımız zaman siz eğil eğil deseniz bile eğilemeyecek bir hazırım var burada. Yani bazen canımız istese de yapamıyoruz. Evet, çok değerli arkadaşlarım, çok değerli hazirun, çok değerli siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, basınımızın çok değerli hem yerel hem genel manadaki temsilcileri, çok değerli kadınlarımız, çok değerli gençlerimiz, erkekleri en sona bıraktık, değerli dava arkadaşlarım, aranızda olmaktan bugün Urfa'da bu salonu bu şekilde şereflendiren sizlerle beraber olmaktan ve ikinci olağan kongremizi ifa etmek için burada bulunmaktan duyduğum heyecanı, duyduğum mutluluğu, duyduğum onuru sizlerle paylaşmak isterim. Allah nice olağan kongreleri sizlerin İnşallah o kadar uzun, o kadar kalıcı bir İYİ Parti olsun ki inşallah her biriniz bugün 18 yaşında olan, yarın 60 yaşında, 65 yaşında işte şu olağan kongresini yapmak üzere de burada olun inşallah. Evet. Bu parti... Tamam, tamam. Bak, biz birbirimizle gurur duyuyoruz. Hiç merak etmeyin. Zaten buraya gelebilmek o kadar baskıya, o kadar tehdide, o kadar kayba rağmen, bedele rağmen bu salonu şereflendirebilmek zaten çok büyük bir gurur kaynağı. Özellikle siz gençler, siz belki de istikbaliniz açısından çeşitli korkuları bir kenara bırakarak buradasınız. Belki de siz gençler yarın herhangi bir sınava girdiğinizde bu kongrede bulunduğunuz için karşınızda bu kongrede bulunmanızın çıkaracağı bir engelle karşılaşma korkusunu, endişesini dahi bir kenara koyarak buradasınız. Ben sizinle gurur duyuyorum. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Allah bin kere razı olsun. Şimdi yalnız sonra hep beraber slogan atacağız da önce azıcık beni dinleyin. Bakın, çok zorlu bir yolun neticesinde gerçekten oturup bağıra bağıra ağlarım mutluluktan. Şanlıurfa 2. olağan İl Kongresi İYİ Parti yazıyor burada. Hey gidi hey. Biz bu yola çıkarken nelerle karşılaştık? Önce 2010'dan başlayan bir sürecimiz var. Gene bu salonu şereflendiren pek çok arkadaşımız o 2010 referandumuna biz hayır için çalıştık.
Ben kendime Güneydoğu'yu seçtim çalışma alanı olarak ve buralarda geldim, esnaf gezdim. Hayırın verilmesinin Türkiye için ne kadar hayırlı olacağını anlattım. Ama başarılı olamadık. Sonuçta o 2010 referandumu sonucunda evet çıktı. Anayasa değişti. Toplumun önemli bir kesiminin hiçbir bilgisi olmadan bir anayasa değişikliği yaptı. Ve o günün AK Parti'nin en büyüklerine, en ağalarına, en muhterem zevatına bizzat gittim, söyledim. Yapmayın, etmeyin dedim. Bu sizi vuracak dedim. Dinlenmedik ve sonuç itibariyle vatandaşı yanılttılar ve 15 Temmuz 2016 kalkışmasına yol açan, Türkiye'yi çok derinden sarsan, Türkiye'ye çok büyük yara açan bir sonuçla o 2010 referandumu Türkiye'yi karşılaştırdı. Yani bu millet, yani siz devleti sokaktan topladınız. Siyasiler bozdu, millet topladı. Siz millet olarak devleti köprüden topladınız, getirdiniz. Onun için Allah bin kere razı olsun. Haklarınızı helal edin bizlere. Sonra 2017 referandumu geldi. İşte bugün mücadele etmeye gayret ettiğimiz bu ucube sistemi ortaya koyan tek adam rejimini, bütün her şeyin bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırıldığı, milletvekilinin kıymet harbiyesinin kalmadığı, seçmenin milletvekiline ulaşsa bile derdini anlatamadığı, işte karşımda milletvekilimiz var, anlatsa bile size bakana ulaşamadığınız, bu ülkenin hafızasının kaybolduğu, kurumlarının ortadan kalktığı, bu devletin, bu kerim devletin, hani ya kerim var ya, o kerim devletinin bütün o kapsayıcılığının ortadan kalktığı, liyakatsiz, saygısız, ahlaksız, şımarık bir güruhun ülkeyi parmağının ucunda oynattığı, milletin maraba, saraydakilerin ağa olduğu, milletin küçümsendiği ve daha da ilginci, bir haftada Sayın Erdoğan'ın 36 bin imza atması gerektiği, böyle bir imkan olabilir mi ya, bir insan için böyle bir şey mümkün mü? Yani Türkiye'nin o kadim devlet anlayışı, yani çok uzun binlerce yıldan beri getirdiği o kadim devlet anlayışının yok edildiği, kerim devlet anlayışının ise tamamen ortadan kalktığı bir ucube sistemle karşı karşıya kaldık. O 2017 bugün karşınızda size hitap etmemi, bugün o gün o beraber çalıştığımız 2017 bugün bu salonu birlikte, beraber sizlerin şereflendirdiği bu salonda karşınızda olmamı sağlayan dönemdir, zamandır. 43 il gezmişim. O illerin birçoğunda salon bulamadık. Otoparklarda toplandık, biliyor musunuz? Kendi şehrimde yaptığımız toplantı basıldı. Lokma yapan, dağıtan, o çiçek yağının ona kızgın olduğunu kadınlar bilir, ateşte, açık ateşte yapılan, onun döküldüğü ve lokma yapan kadınlarımızın elinin yüzünün yandığı bir süreçten bahsediyorum. Kütahya'da mesela salon bulamadık. Yani düğün salonu, paranızla düğün salonu, sonra bir telefon, o düğün salonlarından vazgeçildi. Bir başka şehrimizde salonu bulduk, salon son dakikada iptal edildi, salonun bulduğu otoparka gittik, orası da basıldı. Çanakkale'de parasını ödediğimiz bir salon vazgeçildi.
Sonra ışıkları kesildi ve telefonların ışıklarıyla konuştuk. Elimde bir megafon, utanmadan sonra da o megafonu almaya kalktılar. Yani demem o ki, siz bu ülkenin kaderini değiştirenlersiniz. Siz bu ülkenin yarınına umutla bakmasını bu ülkenin insanlarının, bu milletin gençlerinin, kadınlarının umutla bakmasını sağlayanlarsınız. Urfa'ya geldiğimde nasıl gezmiştik? Kilise geldiğimde nasıl gezmiştik? Bitlis'e geldiğimde nasıl gezmiştik? Mardin'e geldiğimde nasıl gezmiştik? Mardin'de vali sokakta gezmemizi yasakladı. Antep'te çöp kamyonları önümüze dizildi. Yok yok yok, biz yuhlamıyoruz. Biz gereğini yapıyoruz kardeş. Biz onları götüreceğiz. Hatta ya. Biz emekli edeceğiz. Şimdi bugün ise 14 Mayıs'ta bir seçim ilanı yapıldı. Sözel olarak yapıldı. Yarın resmisi olur mu bilemem. Onu göreceğiz. Ama Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta bir seçim yapacağını ilan etti. Elindeki geniş imkanlarla muhtemelen kendisi bu kararı alma imkanına, hakkına sahip. Ondan sonra da dedi ki 73 yıl sonra işte bu malum zihniyetten kurtulacağız. Yani ya insan 100 sayfa tarih okur be. İnsan 100 sayfa anı okur, anı. Yani hatıra kitabından 100 sayfa okur be. Şimdi yıl 1946. Burada benim geçmişten tanıdığım pek çok arkadaşım var. 1946. Demokrat Parti seçime girer ve o seçimde açık oy gizli tasniftir. Buna rağmen bakın, bu millet öyle bir millettir ki buna rağmen Demokrat Parti mecliste grup kurar. Sonra 1947'ye gelinir. 1947'deki kongrelerinde bir karar alır Demokrat Parti. Rahmetli Bayar başkanlığında. Derler ki bir hürriyet beyannamesi yayınlarlar. Hürriyet misakı diye geçer. Bu hürriyet misakında derler ki Cumhurbaşkanı var olan partinin genel başkanı olamaz. Tarafsız değil. Bu tek parti iktidarı anlamına taşır. Demokrasilerde, seçim yasalarında, çok partili sistemde açık oy gizli tasnif olamaz. Dolayısıyla ya bunu düzelteceksiniz ya biz sineyi millete döneceğiz. İnönü rahmetli Bayar'la arkadaştır. Buluşurlar bir arada. İkisi de birbirine İsmet Bey, Celal Bey şeklinde. İnönü der ki, Celal Bey, anayasa değişikliği için vakit zor. Şu anda bu çok zor. Ne yapalım peki? Ben bizim partinin tüzüğünü değiştireyim. Meclisin TBMM'nin iç tüzüğünde değişiklik yapalım. Daha sonra da anayasa değişikliği yaparız. İlk adımları atalım. Ne olur biliyor musunuz? Yıl 47. Rahmetli İnönü kendi isteğiyle partinin başından ayrılır. Bütün bağlarını keser. Ondan sonra da sadece Cumhurbaşkanı olur ve süreç ilerler. 1950'de de Demokrat Parti tek başına seçimi kazanır. Seneler boyu bu arkadaşlar bağıra bağıra gezdiler. Peki ne? Bugün nedir durum? Bugün 1950'yi hatırlamıyoruz muhteremler. Bugün 14 Mayıs'ta 1946'yı hatırlıyoruz biz. İşte böyle 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş kifayetsiz danışmanlarla çalışır.
tarih bilmeyen, siyasi tarihimizi bilmeyen, bizi bilmeyen, bizi düşünmeyen, bu milletin millet iradesine el sürüldüğünde nasıl bir tokat attığından haberi olmayan muhteremler, övüne övüne bugün 73 yıl sonra kendiniz yaşatıyorsunuz be. Biz onu değiştireceğiz. Biz onu değiştireceğiz 14 Mayıs'ta. Dolayısıyla onun için diyorum ki Mayıslar bizimdir. Yaşasın, yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat diyorum. Şimdi tamamdır. Şimdi yeter. Şimdi yeter. Şimdi yeter. Şimdi yeter. Şimdi yeter. Şimdi gelelim içinde bulunduğumuz, yani bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve İyi Parti'nin mensuplarının bugün Türkiye'nin umut etmesinde, bugün Türkiye'nin yarınının daha umutlu, daha güzel, daha nefes alınabilirin düşünülmesi, talep edilmesi ve bu olacak diye bir kanaatin oluşmasında ne kadar önemli bir yeri ve yeriniz olduğunu anlatmak istiyorum. Bunu siz başardınız. Eğer bugün 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır diyebiliyorsak, işte bir şey değişti, her şey değişti. Sebebi sizsiniz. Çünkü İyi Parti'yi kurdunuz ve o günden sonra Türkiye'de her şey değişti, çok şey değişti. Umudun adıdır İyi Parti. Geleceğe yönelik umudun adıdır İyi Parti. Tamam. Anladım. Tamam. 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 Şimdi teşekkür ederim. Şimdi bu sistemden kurtulmamızın bir başka elzem durumu şu: dış politika. Urfa'ya biz erken geldik. İş insanlarıyla bir toplantı yaptık. Kanaat önderlerinin içinde bulunduğu bir grupla toplantı yaptık. Urfa'yı çalışarak geldik ve Urfa'nın dertlerini biz öğrenmiştik ama bir de onlardan dinleyelim dedik. Ve birinci öncelik olarak darmaduman edilmiş Urfa ekonomisini gördük ve bunun bir önemli bacağının da dış politikadaki yanlışlıklar olduğunu gördük. Şimdi ne? Bakın dün itibariyle buraya geçmeden evvel, bu konuya geçmeden evvel, dün İsveç'te Büyükelçiliğimizin önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı bir grup vandal, şerefsiz, ahlaksız. Şimdi bununla ilgili her türlü tedbiri bu ülkenin cumhurbaşkanı ve kabinesi almak zorundadır. Ne gerekiyorsa yapmak zorundadır. Bev diye ortada bırakılamaz bu. Bugüne kadar hangi dinden olursa olsun, hangi inancın olursa olsun, herhangi bir kutsal kitabı, o insanların kutsal bildiği bir kitabı insan hakları çerçevesi içinde yapma, kalkışmak ve bizim inancımızın, bizim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i orada yakma, kalkışmak ve İsveç hükümetinin buna insan hakları, fikir hürriyeti çerçevesi içinde izin vermesini en şiddetli bir biçimde kınıyorum. Bunu yapmaya kalkışanlar da ahlaksız ve şerefsiz ilan ediyorum. Şimdi iktidar partisine düşen bu eylemin sonuçlarını İsveç hükümetinin ödemesini sağlamaktır. Tekrar söyleyeyim. İsveç hükümetinin bu konuda gereğini yapması, yapmadığı takdirde de onun karşılığını Türkiye'nin vermesidir. Şimdi daha evvel de biz her böyle önemli seçimlere gittiğimizde de bu arada başka bir şeyler oluyor.
onlara karşı da hepimizin dikkatli ve uyanık olması lazım. Şimdi dış politikanın Urfa'ya etkileri. Bakın biz coğrafyayı ekonomik coğrafya olarak tanımlıyoruz. Yani bu ne demek? Şu demek. Birinci derecede sınırdaşlarımızın ortaya koyduğu ekonomik değer 7 trilyon dolar. Buna Mısır'ı ilave edin. Efendim Türk dünyasını ilave edin. Avrupa Birliği'ni ilave edin. 21 trilyon dolar. Urfa, Kilis, gelin orada, hatta Mardin, oradan gelin, Gaziantep, Şanlıurfa'mız hepsinin Irak ve Suriye ile olan ticari bağlantılarının bu şehirlerimize sağladığı faydayı düşünün. Şimdi bu fayda gitti. Buna karşılık sayısını bir türlü devletimizi yönetenlerin söyleyemediği sayıda göçmenle, yekpare göçmenle, Suriye doğumlu, Suriye'de doğmuş, büyümüş göçmen kitlesiyle karşı karşıyayız. Urfa'da dün akşam söylenen 800 bin Suriyeli göçmenin oldu. Kilis'te, Kilis'te kaçtı? 200 bin Kilis'te. Şimdi bakın, bir dakika. Şimdi bütün bunlar kontrolsüz, acayip bir sistem içerisinde kimine göre 5 milyon, kimine göre 6 milyon Suriyeli, bazına göre 8 milyon Suriyeli göçmeni sınırları içinde barındıran ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Sebep ne biliyor musunuz? Önce kardeşim Esad'tı, sonra kızdı. Yahu dış politika beni seviyor, beni sevmiyor. Ben onu seviyorum, o beni sevmiyor. İşinden dış politika olur mu kardeşim? Dış politika ciddi bir iştir. Bir hafızadır. Dış politika bu ülkenin ta kurulduğu günde, Osmanlı'dan bahsediyorum. O zamandan beri hafızası olan, biriktirmiş, o hafızayı biriktirmiş bir iştir. İşte kadim devlet anlayışının ortadan kalkması, müsteşarlıkların ortadan kalkması, en çok dış politikada yandaşların elçi atanması, en çok dış politikada ülkemizi bu hale getirdi. Herkesle kavgalı, herkesle problemli ama nedense her bu problemin bedelini ödeyen biz, ondan sonra da hani biz bu kavgayı niye ettik sözünü bir türlü anlayamayan sizler ve bizleriz. Dış politika bu Urfa'nın, Şanlıurfa'nın birinci derecede oradaki başarısızlığın sonuçlarıyla karşılaştığı bir şehrimiz. Dün dendi ki, ben daha evvel Fedai Başkan çağırmıştı, ilçe gezmiştik, esnaf gezmiştik. Orada hem esnaflarımız hem çiftçilerimiz, tarımla meşgul olanlar demişti ki bana, bu özelleştirilen elektrik şirketinin davranış biçimi canımıza okuyor. 1,5 milyon liralık, o zaman için söylüyorum, yani tarlalara gelen, o su çekmek için açılan kuyuları işleten elektrik trafolarının sonuçlarında 1,5 milyon liralık elektrik masrafının olduğunu söylemişlerdi. Ben de grupta bunu anlattım ve Urfalı bir çiftçimizi çıkarıp onun ağzından milletin kürsüsünde konuşturdum. Şimdi anlıyordum ki sadece çiftçi değil, daha enteresan bir biçimde sanayicimiz de gitmiş gümbürtüye. Evet. Sanayici de gitmiş. Yani 15 milyon lira, değerli basın mensupları, 15 milyon lira aylık iplik fabrikasına gelen elektrik parası. Buradan nasıl bir üretim yapılır? Orada çalışan işçilerin, yani iş görenin hayatını, işini sürdürülebilmesi mümkün mü? Söylenen şey nedir biliyor musunuz? Yavaş yavaş 6-7 ay içerisinde bunlar kapanacak. 15 milyon lira bir aylık elektrik parası. Çiftçininki de artmış. Şimdi
Esnaf zaten malum durumda. Ama bir şey daha öğrendim. Eğitim. Okullar yeterli değil. Urfa'da bir yılda 80 bin çocuk doğuyor. Tekrar söyleyeyim. Bir yılda 80 bin çocuk doğuyor. Yani bu ne demek? Yunanistan'ın tümünün bir yılda doğan çocuğu kadar. Şimdi yılda 80 bin çocuğun doğduğu Suriyeliler yok bunun içinde. Doğan çocuğun ok büyüdüğü 7 yaşından itibaren gideceği okul sayısı, derslik sayısı elbette yeterli değil. Şu anda Urfa'da 70-80 kişilik sınıflarda sabah ve öğlen ayrı ayrı eğitim yapılıyor. Sabahçı öğlenci şeklinde. Ama diğer taraftan Sayın Fakı Baba, değerli bakanım da dedi ki bu gidişatla belediye başkanlığından geldiği için dedi ki akşam eğer bu hızla bu şekilde ve bu yani çocuk böyle ama yatırımda bu yavaşlık sürdüğü zaman biz gece eğitimi de açmak zorunda kalacağız. Şimdi gelelim sağlığa. Bir doktorun, iki değerli kardeşim oturuyor karşımda. Bir doktorun hastaya ayırabileceği ya ne kadar biliyor musunuz zaman Urfa'da? 2 dakika. 2 dakika. Ay ben öyle öğrendim. Sana 1 dakika ayırmışlar demek ki. Ama söylenen 2 dakika. Şimdi Urfa ki tarihin başladığı şehir. Urfa ki şanlı şehir. Urfa ki hiçbir işgale evet dememiş şehir. Urfa ki Cumhuriyet'in kuruluşunda ve İstiklal Savaşı'nda en büyük İstiklal mücadelesinde en büyük tavrı koymuş şehir. Onun için adı şanlıdır. Onun için Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber adı şanlı Urfa olmuştur. Şimdi bu insanlara eğer bu şekildeki insanları bu şartlarda yaşatıyorsanız o devleti yönetenlerin kerim devlet anlayışıyla hiçbir alakası kalmamıştır. Tarım Türkiye'nin en büyük, Konya ve Ankara'dan sonra en büyük, belki de onların da çok açıldığı için bina yapımına açıldığı için belki de birinci tarım şehridir Şanlıurfa. Şanlıurfa 10 yılda ne kadar yer kaybetmiş biliyor musunuz? 2 milyon dekar tarım arazisini kaybetmiş Elazığ kadar. Şimdi bunlar tespitlerimiz. Bu ucube sistemle ilgili olarak bu bilgileri herhangi bir bakana iletip onun bu konuda adım atması mümkün değil bu ucube sisteme göre. Bakan yardımcısına gidebilirsiniz. O da size randevu verirse. Ondan sonra bakanı görmeniz mümkün olmaz. Ondan sonra derler ki size sarayda şunu arayacaksın. O da telefonda çıkar çıkmaz bilemiyorum. Diyelim ki çıktı. Çıktı o da diyecek ki şimdiki ismiyle Sayın Erdoğan'a beyefendi diyorlar. Beyefendiye sormamız lazım. Beyefendi 36 bin imza atmak zorunda bir haftada. Beyefendi söylediğinizi anlamaz. Çünkü 36 bin imzayı bir haftada atmak zorunda. Bütün kurumlar lav olmuş durumda. Dolayısıyla ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bu ucube sistemle sizler seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Hepiniz çırak çıktınız. Hepimiz çırak çıktınız. İşte şimdi önce kongremiz hayırlara vesile olur inşallah. Biz İyi Parti olarak dün bir şey değişti, her şey değişti diyoruz ya. İktidar olduğumuzda Şanlıurfa'mızın imkanlarını, kabiliyetini, potansiyelini dünyaya duyuracağız inşallah. Şanlıurfa dünya şehri olacak inşallah.
turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle ve dış politikada ortaya koyacağımız performansla, komşularla yapılan ticaretler, alışverişler neticesinde inşallah Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri olacak. Çünkü biz İyi Parti'yiz, çünkü biz liyakata önem veririz, çünkü biz şeffaflıktan yanayız, çünkü biz hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını, korkusuzluğunu, objektifliğini gerçekten başaracak bir siyasi partiyiz. Ve Mayıslar bizimdir. 14 Mayıs'ta eğer yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimi, ben de buradan ilan ediyorum ki 13. Cumhurbaşkanı bizim, yani Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Allah bizleri utandırmasın. Ben bu arada şimdi bir dakikacık bunu da söyleyeyim, olmazsa beraber bağıracağız, söz birlikte bağıracağız. Şimdi bizim aramızda gel tamam. Olacağım, gel aşağıya. Gel aşağıya. Aslında hiçbir şeyin önemi yok. Gördünüz mü? Hani karnesi çok iyi bir ilkokul öğrencisi, ne hediye aldılar dendiğinde dedi ya, annem et aldı. O ette üç kalem pirzola. Gel oğlum sen şuraya. Gerçi sesini duyuracağım oğlum, gelsene. Neredesin? Evet, tokun açtan haberi yok. İşte öğreteceğiz ama o tokların açın halinin ne olduğunu anlamasını sağlayacağız. Değerli misafirlerimiz, öncelikle genel başkanımıza hoş geldin diyoruz. Değerli Urfa'mıza, değerli halkımıza. Biz yaklaşık olarak Urfa'da 4 bebeğiz. Birisi de Bekir bebek. Ben de Menesa'nın bebeğim. Ne olur bu konuda valiliğin bize sunduğu sadece bir valilik izni. Bebeğimiz günden güne ölüyor. Vallahi evimiz bize karanlık. Ne olur bu konuda bize hassas davranın. Empati yaparak bize yaklaşabilirsiniz. Tek amacımız, tek isteğimiz bebeklerimizin ölmemesi. Her gün eve gidemiyoruz. Evlerimiz bize karanlık çünkü vicdan azabı çekiyoruz. Ne olur bu konuda sizden rica ediyorum. Umarım en kısa zamanda Bilir Kurulu Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar. Bu hastalığa bir çözüm olur. Hastalığımızın bedeli 2.125.000 dolar. Günümüz 2023'teyiz ve hastalığa çare yok. Hastalığın çaresi var ama para. Paramız da bu kadar yok. Günden güne eriyen Türk parasıyla biz çocuklarımızı yurt dışında tedavi etmekte çok zorlanıyoruz. Yani Türk parasıyla bize 35-40 milyon Türk parası lazım. Ne olur sesimize kulak verin. Bizi görmezden gelmeyin. Nerede bir semalı görürseniz anne babasını görmezden gelmeyin. Çünkü empati kurun. Sizi çok seviyoruz. Sizinle umut olacağız. Sizinle var olacağız. Başkanıma da bırakıyorum. Sağ olun başkanım. Artık bunun üstüne laf söylenmez. Bunun üzerine söz söylenmez. Elbette şimdi buraya yardım edilecektir ama mesele yardımla bitmiyor. Kurumsal olarak bu meselenin çözülmesi lazım.
2 milyon doları bulamayan bu ülke, vermeyen bu ülke, ama pudracılara para bulan bu ülke, 5 milyon 5 5 10 15 maaş alan teknelerinden 25 yaşını aşmamış teknelerinden yayıla sosyal medyadan fotoğraf paylaşan şımarık AK Partililerin çocukları. Hani dindar nesildi ya, gitmiş tuhaf pantolonlarla, dün söyledim, 5000 dolarlık kıyafetlerle, 500 ile 1000 dolarlık ayakkabılarla, bu kadar iğrenç, kim bilir kaç bin dolarlık kolyeleriyle, tuhaf tıraşlarıyla, tuhaf sakallarıyla, sizin gibi atanamamış gençleri, senin gibi gencecik çocuğunun ölümünü izleyen babaları, görmeyen, dili lal olmuş, kulağı sağır olmuş bu insanların her birini 14 Mayıs'la Hatay'a göndermek bizim için görevdir. Bizim için görevdir. İnşallah hep beraber yapacağız. Saygılar sunuyorum. Şimdi Fedai Başkan, sen de gel. Sayın Fakı Baba, ben sizi de alayım. Gel bakayım.